Herkese merhaba, Taşer Makine YouTube kanalına hoş geldiniz. Size bu videoda Xiaomi'nin MC200E modelini tanıtacağız. Tayvan malı, Xiaomi üretimi, bilgisayarla nakış makinesi, USB desteği var, USB'den desen yükleyebiliyorsunuz. Kendi hafızasında desenler var, yani bir hafızaya sahip. LCD panelden o desenin renk kodlarını falan seçebiliyorsunuz. Şimdi flash bellekten desen yüklemeniz için, şimdi makineyi kapatayım. Flash belleğinize desen yüklemek için, yani flash belleğinizi makinenizi tanıtmak için 4 ya da 8 GB ya da minimumda 2 GB bir flash belleği kullanırsanız sizin için daha iyi olacaktır ve makineniz bunu destekleyecektir. 4 GB'lık bir flash belleği makineye açarken buraya takın, tamam mı? Şöyle çıt diye makineyi açın. Kendi sıfır flash belleğinizi. Makine kendini açacak. Şakkadanak. Makine kendini açtı. Şimdi burada flash belleği tanıması için, yani flash belleği dosya yapabilmeniz için bir kere seçiyorsunuz. Böyle E, M, B, F. Immigration o nakışın İngilizcesinin bir klasörünü açıyor içerisine. Bu klasörü açtıktan sonra bu klasörün içine yaptığınız JEF formatlı desenleri atıyorsunuz. Şimdi bilgisayarda çizdiniz ya da buldunuz, bir yerden hazır desen aldınız ama formatı farklı. Makinenin açması için onu nokta JEF formatına çevirip flash belleğin o dediğim şekilde böyle okutup, yani ben yaptım daha önceden. Bakın buraya Ford'un logosunu attım. İçine atıyorsunuz şöyle. Bakın burada Ford Legosu var. Tamam mı? Ama önce flash belleğin içine desen attık. Yani mesela biçimlendirdiniz flash belleği. İçine desen attınız, taktınız. Görmeyecektir. Önce flash belleği, boş flash belleği ya da dolu fark etmez. İçine atıyorsunuz. Flash belleği seçiyorsunuz. Bu kendisine dosya atıyor. Oraya bir tane dosya açıyor. Siz o desenleri o dosyanın içine atıyorsunuz. Gelelim şimdi Ford Legosu'na. Mesela ben attım daha önceden. Programla çizdim. Makineyi aldığınız zaman makinenin içerisinde 2-3 farklı yazı karakteri, 3 olması lazım. Birkaç tane desen, işte 70 tane de farklı nakış oluyor. Kendine has nakışı oluyor. Bakın burada Ford Legosu'nu getirdi, ekrana koydu. Şimdi şu düğmeyle baskı öncesi gezinti yapabiliyorsunuz. Yani buraya işleyeceğim ben diyor. Tamam mı? Baskı öncesi tarama. Yani kas nakta nereye geleceğini buradan görüyorsunuz. Tamam mı? Buradan ileri geri fonksiyonları, yani kasnağı başlattın, mesela dikişe başladı ya, bunu en geri alayım. İplik koptu, bir şey oldu, cart oldu, curt oldu, tamam mı? Birkaç ilmik kaçırdınız misal, tık tık geri ya da ileri almanızı sağlıyor. Şu iki, tamam mı? Nakışı ileri ya da geri alıyorsunuz. Burası otomatik konumlayıcı. Mesela kenara çekiyorsunuz, tamam mı? Kasnak böyle geliyor. Makinenizi kapatıp kenara kaldırıyorsunuz. Açtınız, böyle ortalıyorsunuz, tamam mı? Bu da böyle bir şey. Hafızasındaki desenleri yapmak için hafıza klasörüne giriyorsunuz. Buradan sayfaları değiştirebiliyorsunuz. Tamam mı? Her şeyden böyle tık diye seçtiğiniz zaman çaydanlığı seçiyor mesela. Tamam mı? Demliği buraya atıyor. Şimdi yazı yazmak istediğiniz zaman da bu ABC'ye tıklıyorsunuz. 1, 2, 3 farklı yazı fontunda ve şekiller yapabiliyorsunuz bunlara. Bakın 1, 2, 3. Biz nakış işletmeyeceğiz. Yani Ford Legosu'nu işletmeyeceğim. Süre uzun olduğu için. Mesela bu yazı karakterinde bir şey yazacağız. Tamam mı? Burada bölmüş bunu karakterlere. A, B, C, D. Telefon çaldı. Tekrardan birlikteyiz. Şimdi yazı fontunu seçtik. Burada yazı yazmak istiyoruz. Yazıları harflere bölmüşler. A, B, C, D, E'yi ayrı. Hepsini ayrı yapmışlar. Ekran küçük olduğu için şöyle gösterelim. Aynen öyle. Burada bölmüşler. Tamam mı? Mesela Taşa yazacaksak benim soyadımı T'ye getiriyoruz. Bir satır atlıyoruz. A'ya getiriyoruz. Bir satır atlıyoruz. Bir daha S. Yana. A. Bir daha yan. Bir de Y. Bu kadar. Tamam. Bunu yazdıktan sonra OK'a basıyoruz. Ekrana getiriyor. Ayağa kaldır dedi. Kaldırdım. Tamam. Niye bağırıyor? Ayağa kaldırdım. İşlemimiz bu kadar. Tamam mı? Buradan tekrardan baskı önü izlemeye bakabilirsiniz. Tamam mı? Nerede yapacağını. Şöyle biraz boşluk kalıyor. Biraz şöyle yanaştıralım. Kendi kafasına göre gezdi.
Şimdi bir daha yapalım. Şimdi burada böyle böyle fazla mı gittik? En yukarı aldım. Tamam, bence güzel. Tamam mı? Baskı ayağını indirdim. Start'a bastığım zaman makina bunu işleyecek. Makine kendi hazır hafıza fontuyla yazıyor şu an yazıyı, tamam mı? Şimdi burada bu makinede ne yok? Otomatik iplik kesme yok. Burada bıçağı var. Mesela MC350'de, tamam mı? Otomatik iplik kesme var. Onu da kendi kendine otomatik iplik kestirebiliyorsunuz. Bunda otomatik iplik kesme yok. Tamam mı? Yazı karakterleri gene var. Flash bellekten nakışta gene yükleyebiliyorsunuz. Diğeri MC350'ye göre iplik kesme yok, tamam mı? Bu bir avantajı da dezavantajdır. Size göre değişir, tamam mı? İş bittikten sonra kasmağı kaldırıp ipliği kendiniz kesmeniz gerekiyor. MC350'de makinenin otomatik kesmesi var. Bittikten sonra tıp kendisi kesiyor. Burada kaç dakikada yapacağını zaten gösteriyor size. 7 dakikaydı. 1 dakikasını yaptı. Kaç renkte olacağını gösteriyor. Burada baban nerede diye sormak için adam geliyor, videoyu veriyor. Tabi adamın suçu yok. Video çektiğimizden haberi yok ama yapabileceğimiz bir şey yok. Allah tamam, durdurdum. Ne diyordum? Ha, biz bu makinaları programla veriyoruz. Fotoğraftan baskı çevirmeniz, işte desen yapmanız, yazı karakterlerinde yazılar yazmanızın falan hiçbir mahsuru yok. Yani sonsuz fontta yazı yazabiliyorsunuz. Yeni bir font çıktı, o fontta yazı yazabiliyorsunuz. Hızları, hız bakımından zaten ev tipi makinelerin aynıdır. 650, 700, 800, en babası 1000. En babası 1000, yani yazım hızı bu kadar, tamam mı? Bu makine bu kadar, kasnak çıkmıyor, sadece nakış yapabiliyorsunuz. 14 santimi 14 santim nakış alanı. Bu kasnak büyümüyor. Farklı bir kasnak takamıyorsunuz. Yani daha büyük bir kasnak takayım dediğin zaman yok. Tansiyon manuel, tamam mı? Manuel tansiyon. Otomatik iplik sarması var, tamam mı? Otomatik iplik sarması var. Her zaman diyorum ya, daha çok özellik kasnak boyu ve daha çok bilgisayar özelliği taşıyor. Bence bir nakış makinesinde olması gereken en basit özellikler bu makinede var. Kasnak ebatı size uyuyorsa, ne bileyim, askeri üniforma, logo, ne bileyim, şunu da yapabilirsiniz. Mesela bir böyle bir isim, bir böyle bir isim, komple bir şeyin sırtına yazılar yazabilirsiniz bu makinede. Ama kasnağı büyümüyor. Yani 14 santim 14 santim. Bunun standart kasnağı var. Tayvan malı dedik. Fonksiyon olarak zaten birebir aynı. MC350'ye benziyor. Yapısal anlamda da MC350'ye benziyor. Kendi tanıtımlarında, internetteki tanıtımlarında işte Janome'ye has iplik kesmeli, otomatik iplik kesme tarzı bir şey söylüyor ama o iplik kesme bu makine üzerinde yok. Yani ipliğini kendi kesmiyor, onu söyleyeyim yani. Bu bir özellik midir, değil midir, artı mıdır sizin için bilemem. Ama kendi ipliğini kendi kesmiyor. Bu makinenin hikayesini de söyleyeyim. Bu makine geldi, nakışı işlettim, kenara kaldırdım ben bunu. Videosunu çekmemiştim, bu videoyu çekmemiştim. Bir abla geldi, buna baktı. Bir de fütüraya baktı, 550 XL'e baktı. O pahalı geldi, bunun fiyatına baktı. Bu hoşuna gitti, hadi iş, bir çalışmasına bakayım dedi. Bak, fişe taktım makineyi. Pres, nedle bir şeyler diyor. Lan diyorum, ne diyorsun sen? Kasını aldım falan, yok. İnternetten baktım. İğne pozisyonunu yukarı al diyormuş bana. Hani başlayacak ya. Ben de bir türlü dinini anlamadım İngilizce. Bak. Çalıştıramadım. Teyze demez mi? Bozuk. Ya bozuk değil. Ben çalıştırdım. Kullanıyorum. Gene kullanıyorum. Hani mal satılmamak için, tamam mı? Bir mahcup oldum ben. Hani hiç şeyim değil. Adetim değil. Anlatabiliyor muyum? Kullanma kılavuzu var bunun. Türkçe kullanma kılavuzu. Ama ekran hatasını sen söylememişler, o tarz bir ekran uyarısını söylememişler. Bakıyorum, onu da bulamadım. Bakın, Türkçe kullanma kılavuzu var makinenin yanında.
Benim anlattığım işte harfe iki defa basmanız gerekiyor. Sütun işte ortalama şu tuş şu tuş diye. Zaten anlatıyor size. Tamam mı? Nakış baskı oyun izlemesini. Hani 50-50 de kasnağı varmış bunun. Opsiyonel kasnağı 50-50. Tamam mı? Kullanım kılavuzunda öyle yazıyor. Makine çalışıyor. Hani bir an hani arızalı gibi oldu böyle. Hani bir mahcup oldum. Ama makinede bir şey yok. Sadece iğne pozisyonu aşağıdaymış. Yani aşağıda derken gözümle göremeyeceğim şekilde bir aşağıdaymış. Ben yukarı kaldırdım sanıyorum. Biraz daha yukarı kaldırınca makine çalışmaya başladı. Evet. Çok enteresan. Bozuk makine satıyormuş gibi oldu. İyi ben sonra gelirim falan dedi gitti teyze yani. O an yaşamanız lazım. Yani hala böyle yüzümün utançtan kızarması üzerimde. Ama makine çalışıyor yani sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. Makine portable yani bu ön sökülmüyor. Normalde iki parça olarak çalışıyoruz. Canlı içeriden çalışıyor. Daha büyük kasnak takılamamasının sebebi de zaten bu toleransla şu kasnağın en kötü burasına gidiyor. Belki boylamasına bir şey yapılabilir yani. Şöyle uzatılabilirdi kasnak. Ama onda da ne bileyim hani MC200 değil niye yapsın? MC350'yi niye yapsın yani? MC200'ü o kasnağa koyacaktı. MC350'yi niye yapsın? O da mantıklı yani. Hani bölmüşler anlatabiliyor muyum? Bu daha az, o daha pahalı diye bölmüşler. Dolar yüzünden bunların sıfırları hep uçtu gitti. Dediğim gibi istediğiniz farklı fontla yazılar yazabiliyorsunuz. Bu makine internetten aldığınız zaman sadece içerisindeki yazı fontları geliyor. Ücretli yazılım almanız gerekiyor. Bizden öyle bir şey şansınız yok. Hepsinde aynı şekilde istediğiniz fontta yazılar yazabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde yazılar yazabiliyorsunuz. Tamamen alacağınız yere bağlı yani. Anlatabiliyor muyum? Biz burada bunun yardımını da yapıyoruz. Sadece bulduğunuz internetten desenleri .jef formatına ya da çizdiğiniz bir desenleri .jef formatına çeviriyorsunuz. Ulan böyle çalışıyordun. Az önce niye çalışıyordun? Bir iğne hareketi. Bak bir tık da ortaya geldi. Bak. Ayağı kaldır diyor. Kaldırdım. Böyle uyarılar veriyor ya. Hafiften de böyle aşina olmak lazım. Makinede yeni gelince bakın ipliği kendi kesmediği için. Az önce dediğim şey bu. İpliği buradan kendimizin kesmemiz lazım. Böyle mandolunu çıkartıyorsunuz. Tamam mı? Tereler de ne pahalıymış ya. 4 lira verdim metresine. Bak ipliği gene buradan kendimiz kestik. Şöyle getireyim. Bakın sıkı sarmada kendi hafızasından yazıyı yazdırdık tamam mı? Taşıyı böyle yazdık. Çalışıyor bu. Şakal. Ya az önce iğne şöyle kalmış. Ben makineyi açtım. Diyormuş ki iğneyi yukarı kaldır. Anlamamışız. Onu çözdük ama o iş bizde. Onu hallettik. Neyse makinenin çalışması bu. Seriliği bu. Makinenin maksimum çıkışı yani maksimum hıza çıkabileceği 650 RPM'ye çıkıyor bu makinenin maksimum hızı. Ama nakışın köşe dönmesine göre yani şöyle söyleyeyim. Şuradaki genişte vurduğu hızla şuradaki darda vurduğu hız değişiyor. Bu darlarda daha seri çalışıyor. Genişlerde daha sık sık. Mesela bunu buradan böyle, buradan böyle yapsanız misal tamam mı? Böyle zız ama yakında tık 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 işleyerek gidecektir. Makinenin hızı tamamen size kalmış. Start stop harici bir şey yok. İpli kesme var diyorlar. Bunda yok. Otomatik kesme yok. Hafızada desenler var. Desen seçebiliyorsunuz. Yazı fontları bu kadar. Bu kadar yazı yazabiliyorsunuz. Flash belleği önce takıp içine dosya attırıp sonra nakışı bu dosyanın içerisine atıyorsunuz. Tamam mı? Bunlar zaten sağ sol pozisyonları. Başka da makinede anlatılacak bir şey yok. Makinenin çalışması, işlemesi bu şekilde. Şu Ford logosunun altına işleteyim. İş bitsin ya da makine yazayım. Taşa makine yazayım. Daha güzel olacak. Videoyu yararlı bulduysanız bu makine ha böyle mi çalışıyormuş? Bunun özellikleri böyle miymiş? Falan filan diyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Makine hala satılıksa bize ulaşabilirsiniz. Ama siz bu videoyu izlediğiniz zaman makine olmayabilir. Tamam mı? İsimlikçi, gömlekçi, vır zıvır yani küçük yazılar yazan tamam mı? Çok bir kasnak ebatına ihtiyacı olmayan insanların alabileceği ideal nakış makinesinden bir tanesidir diyeyim söyleyeyim. Yani çünkü Janome Taiwan kaliteli mamullerinden bir tanesidir. Herkes kendine iyi baksın.